ama hafta içi bilim kurulu toplantısı vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından hafta sonu kısıtlama olmayacağını düşünülmediğini belirtmişti. Şimdi dün gece İçişleri Bakanlığı tarafından bir genel yayınlandı ve 15 ilde sokağa çıkma yasağı e, uygulanacağı belirtildi. Bu hafta sonu dahil olmak üzere. Şimdi biraz önce de sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı bize sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları birazdan Ankara'ya gideceğiz. Seda Akgöz bize aktaracak. Koronavirüs gündemine baktığımız zaman da vaka sayılarımız sevgili izleyiciler azalmaya devam ediyor. İyileşen hasta sayımız da yine yükselmeye devam ediyor. Son 24 saatte 21 vatandaşımız hayatını maalesef kaybetti gelecek günlerimiz maske takmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya ve hijyen kurallarına dikkat etmeye bağlı dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve Ankara'nın gündemi oldukça yoğundu. Dün sıcak saatler yaşandı. Mecliste özellikle 3 milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. Detaylara bakacağız birazdan. Avukat Fahit Işık bizlerle birlikte olacak ve değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serraç'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylara birazdan gün ortasında Şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da Seda Akyüz bizlerle birlikte. Seda Akyüz şimdi kısıtlamalarla ilgili birçok açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Derken bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Sen detayları bize aktarır mısın? Ne oluyor? Nedir? Son yapılan açıklamaların detayları. kısıtlamasına ilişkin karar İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece duyuruldu. Ee, 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği bildirildi ve ilgili valiliklere de bu genelge karara ilişkin genelge de ilgili valiliklere gönderildi ancak yaklaşık yarım saati önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını iptal edildiğini duyurdu, duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında açıklamasında yasa kaldırıldığını duyurdu ancak tedbirlerin elden bırakılmamasına yönelik bazı vurguları vardı. İsterseniz hemen izleyicilerimize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki o ayrıntıları aktaralım. Ee, Erdoğan esasen en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse 1000'i buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine sokağa çıkma sınırlamasını sokağa çıkma e kısıtlaması tedbirini tekrar gündemimize al zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını dün gece ilan etmiştik. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Ifadelerini kullandı. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak olan kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatımıza hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine, düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizde kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemli rica ediyorum. Açıklamalarında bulundu Erdoğan. Aslında açıklamasında sosyal ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı kısmında isterseniz şu notu düşebiliriz. Çünkü sokağa çıkma kısıtlaması aslında Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanması bekleniyordu. Ancak dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Başbakanı ile yapılan görüşmeden dolayı bu toplantı yapılamamış ve İçişleri Bakanlığı dün gece yarısı bu kararı açıkladı. Ancak vatandaşlar kısıtlamanın olup olmayacağı yönünde bir kararı gece yarısı gelmeden önce bilmediği için... ...yine başka illere gitmek için, kısıtlamanın kaldırıldığı iller arasına da seyahat yapabilmek için biletler almışlardı. Uçak biletleri, otobüs biletleri. İşte bunun için de vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Erdoğan kararı iptal ettiklerini duyurdu. tabi 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlara... İlişkin kısıtlama hala devam ediyor. 65 yaş üzeri büyüklerimiz 7 Haziran pazar günü 6 saatlik so e izinle sokağa çıkabilecekler Yeşim. Şimdilik Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yine İstanbul'a bırakalım.